adeta emekliye zorlanması. Devlet hastanesinde sendikal ayrımcılık ve baskı iddiası tepki çekti. İzmir Bayındır Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Çiğdem Çelik'in sendikal ayrımcılık yaparak kendi üye olduğu sendikaya geçmeleri için çalışanlara baskı yaptığı iddia edildi. Birlik Sağlık Sen üyeleri Bayındır Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sendikal ayrımcılığın devam ettiğini ifade etti. Bu ısrarla sendikal ayrımcılık devam etmektedir. Buradaki bir arkadaşımıza fazla çalıştırılmaması gerekirken, röntgen tekniği arkadaşa yasal olarak fazla çalıştırılmaması gereken 33 saat fazla çalıştırılmış. 31 yıllık hemşire arkadaşımız acilde zorla çalıştırılmaktadır. Ve aynı şekilde bir hemşire arkadaşımız da psikolojik baskıdan, mobbingden bıktığı için bir başka ilçe hastaneye tayin istemiş ve oraya gitmiştir. 31 yıldır hemşirelik yapan Mehtap Güney ise yaşadıklarını anlattı. Benden daha görev süresi az olan arkadaşlarım servislerde çalışırken son bir yıldır uğradığı mobbing nedeniyle acilde nöbet usulü çalıştırılmak zorlanmaya mecbur kalıyorum. Sendika Genel Başkan Yardımcısı Neslişah Karakaptansa seçtikleri sendikalardan dolayı kimsenin mobbing yaşamamasını istedi. Bizler istiyoruz ki sendikal tercihimize idareciler karar vermesin. Seçtiğimiz, tercih ettiğimiz sendikamızdan dolayı çalıştığımız kurumda huzursuzluk ve mobbing yaşamayalım, mobbinge uğramayalım istiyoruz. Herkes işini yapsın kardeşim. Sağlık çalışanları yaşanan mobbing olaylarının önüne geçilmesini ve görevlerini rahat bir şekilde yerine getirmeyi istiyor.